Evet, sevgili İstanbullular, sevgili Türk milleti, Üsküdar'dayız ve Üsküdar'da şimdi iskele yakınlarında vatandaşla bir araya geliyoruz. Gördüğünüz gibi onlar geliyorlar, desteklerini söylüyorlar, ifade ediyorlar ve biz onlara politikalarımızı anlatıyoruz ve bu şekilde bütün Türkiye'yi yürümeye, dolaşmaya devam edeceğiz ve Türkiye'de gerçekleşen örtülü istilayı anlatmaya devam edeceğiz. Türk halkının kaynaklarının nasıl 13 milyon sığınmacı ve kaçağa aktarıldığını anlatmaya devam edeceğiz. İstanbul bir depreme doğru gidiyor ve bu depremde 90 bin binanın yıkılması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu 90 bin binada aşağı yukarı 3 milyon insanın etkileneceği bir hadiseyle karşı karşıyayız, depremle karşı karşıyayız. Her binada 10 kişi hayatını kaybetse 900 bin kişiden bahsediyoruz. Bu konuda Profesör Doktor Naci Görür başta olmak üzere birçok bilim insanının yapmış olduğu uyarılar var. Ve hal böyleyken Kahramanmaraş'ta depremin geleceğini 2019'da yaptıkları çalıştayla bir kendileri de gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veya eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık İçişleri Bakanı olamaz, milletvekili adayı oldu ama hala İçişleri Bakanlığını gasp ederek devam ediyor. Öbür taraftan Recep Tayyip Erdoğan 40 binden fazla insanın ölmesine tedbir almayarak neden oldular ve şimdi İstanbul'da yaklaşan depreme karşı da tedbir almamakta devam ettikleri gibi ne yapıyor Erdoğan? Bugün Naci Görür'e sözde profesör diye saldırıyor. Ya arkadaş, senin diploman bile şüpheli ya. Senin diploman bile şüpheli. İlk önce Türk devletini FETÖ'ye teslim ettin. Sonra METÖ'lere teslim ettin. Güneydoğu'yu PKK'ya teslim ettin. O teslim ettiğin ilçeleri geri almak üzere 750 tane jandarma ve polis özel harekatı şehit verdik. 1400 tanesinden fazlasını gazi verdik. Senin hatalı politikaların yüzünden şimdi İstanbul'u bir depreme sürüklüyorsun. Bu depremde yüz binlerce insan ölebilir, milyonlarca insan etkilenecek ve bu konuda uyarıları yapan profesörden bahsederken sözde profesör diyorsun.